Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla birlikte çayır biçme sezonunu başlattık. Yani daha doğrusu bir hafta önce başlattık. Çayırları falan biçtik de havalar bir türlü fırsat vermedi. Ne düşünüyorsun baba? Biraz ıslattık çayırları bu sene. Evet. Sağlık olsun turşuya diyelim. Turşuya döndü. Şuradan bir inelim aşağıya. Buradan bir kaymadan indiyse bıraktım kendini. Hadi oğlum. İlk etapta böyle çeperlik kısımları biçtik arkadaşlar. Buralara hayvan girmediği için otlar daha da fazla. Bir de karşı tarafta yonca vardı. Geçen sene ektiğimiz. Yani bu sene müthiş bir şekilde birim var. Dekara 30 balya falan çıkacağını tahmin ediyorum. 3 tane bir mi yapalım? Tamam. Şimdi arkadaşlar isterseniz şöyle yapalım. Yonca kısmı biçerken ufak çekimler yapmıştık. Önce o kısımları izleyin. Ondan sonra tırmı kısmında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biçer'in sınırlarını zorluyoruz diyebilirim. Çoğu yerde Hamburg Biçer'in ot biçme kapasitesinin üzerine çıktığımız için makine sıkışıp kalıyor. Ya maşallah diyelim. İşin sıkıntı tarafı bu biçtiğimiz kısımları kurutmak olacak. Hiç ara kısımlar belli olmuyor ki, o kadar kalın bir ot tabakası var ki. Kurutmak için bayağı bir uğraşmamız gerekiyor arkadaşlar. Taban kısım da çok yaş. Arkadaşlar biçim kısmını izlediniz. Yonca kısmı hallettikten sonra gelip şöyle bir bahçelik alan vardı. Burayı da biçtik. Yani dediğim gibi bir hafta falan oluyor biçtiğimiz. İki defa ne yazık ki yağmur yağdı. O yüzden üst kısımları gördüğünüz gibi sararmış durumda. Ama hiç tırmıkla ellemediğimiz için halen daha alt kısımları yeşil arkadaşlar. Yani çok fazla bir şey olmadı. Şu an iki gün açık gösteriyor havayı. Bugün tırmıklayacağız. Biraz da bir araya topladıktan sonra kendi aralarında koruyacaklar. Sonra balya yapacağız inşallah. Yalnız şu güneşli kişi süper oldu ya. Önceden güneş sürekli gözümü alıyordu. Şu an Ford da konfor seviyesini bayağı arttırmış olduk. Burayı burada kestik. Dönüyoruz. Balya makinesi ağzı bırakmak için üst kısmı azıcık aşağı taşıyalım.
bir daha alalım şurayı. Evet, devam. Sezonun ilk çayırını tırmıklıyorum köyde. Bakın, başka bir tane bile biçili alan yok. Yani arkadaşlar şu an yaptığımız işteki tek mantık otu kuru kısma, altta yaş kısım kalmayacak şekilde çevirip baleye hazır hale getirmek. Yani tek bir işte iki tane işi aynı anda yapıyoruz. Hem otu kurutuyoruz hem de otu baleye hazır hale getiriyoruz. Bu konuda çok fazla yöntemler denedik, değişik değişik. En etkili bu şekilde kuruyor. Bu tırmığı böyle şu papatyaları değiştirip farklı şekillerde kurutmaya teknikleri de var da hepsini denedik. En etkili yaş kuru böyle birbirine geçip kuru bir kısma geçtiği zaman, güneş baktığı zaman kurutuyor hepsini. Bakın şu anda kuru bir kısma, bakın alttaki yaş kısımlar komple üste gelecek şekilde çevirdim, bıraktım öylece. Bu papatyanın bir tanesini de şurada kalan çeri çöpü toplaması için bunu sıfırından götürüp temizce topluyorum yine. Bunu tekrar iki tur aşağı çevireceğiz. Ondan sonra bir tur yukarıya kuru kısma çevireceğiz. Böyle böyle tamamlayacağız burayı. Evet arkadaşlar, bu kısmı gördüğünüz gibi olabildiğince sık bir şekilde bir araya topladık. Şimdi yarın bu saatlere kadar güneşle kuruyacaklar güzelce. Sonra bale yapacağız. Tabii yağmazsa ama. Hadi gel. Gel çık çık. Gel. Ya bu çok akıllı baba. Gel. Çık. Otur orada. Aferin sana. Aferin Pati. Otur orada. Görüyor musun? Arkadaşlar bunu bunun ağzını yiyeceğim ben ya. Bu kadar akıllı bir hayvan olamaz. Arabaya, traktöre, motosiklete falan bindiğimiz zaman çağırıyoruz. Geliyor, oturuyor yanımıza. Instagram'da falan paylaşıyorum arkadaşlar bazen. Motosiklete falan binerken. Hadi işte. Yeri de güzel. Ben bunu çayırlara götürürüm baba. Burada götürürüm. Yavaş yavaş. Orada indiririm. Gider yatar bir ağacın altında. Değil mi Pati? Baksana geldi, nereye çıktı? Abi! Hadi! Hadi Pati! Geldik! Abi! Abi indi değil. Evet, geldik Yonca'ya. Allah Allah, şuraya baksanıza su duruyor burada ya. Oo, buraya hiç girmeseydim keşke. Babam, en alt kısım su duruyor, oraya hiç girmiyorum. Çamur komple. Bence elle çevirelim orayı. Batırıyor traktör. Hadi kızım.
Kızım ne yapıyorsun kızım? Yonca'da da ara ara yabancı otlar vardı arkadaşlar da. Çok seyrek oldukları için ilaçlama yapmak istemedik. Ya sonuçta kullanılan herbisitler doğaya, insanlara, hayvanlara çok büyük zararları var. Çok seyrek çıktıkları için herhangi bir mücadele yapmadık. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Burayı da şöyle yine altta çevrildiği bırakmayacak şekilde toplayacağız arkadaşlar. Yani sistem aynı. Değişen tek şey buranın düz ve daha kolay olması. Allah bakın ip gibi gittik sırayı. Tabanı o kadar bozuktu ki yani bu hızlarda gitmemiz mümkün değildi arkadaşlar. Çukur çukurdu. Şimdi 10 numara oldu yani. Bakın 3. vites gidiyorum. En ufak bir sarsıntı bile söz konusu değil. Şöyle bir çekelim el frenini. El frenimiz var. Yani sadece lastikler batmış. Otlar da sarınca. Hop. Evet, tarla burası. Yani tahminimce bir 100 balya var burada. Alt kısımdaki balyaları saymıyorum. Yani şu düzgün olan kısımlardan 100 balya çıkar. Bir de burası var. Neyse bugün kuruyacak arkadaşlar. Atıp balya kısmında görüşürüz. Evet arkadaşlar, sıra geldi balya kısmına.
Şimdi dün tırmıkladığımız ilk parçayı bağlayacağız da buraya iniş noktası biraz sıkıntılı. Bu balya makinaları da yere çok yakın. Şu tırmığını vesaire vurmadan inmemiz gerekiyor. Şu kısmı biraz toprakla doldurmuştum. Yavaş oğlum. Burada da yine yüksek bir tümsek var. Bu kısımları mecbur yan iniyoruz ki dikinmeye kalkarsam makinenin altını komple vururuz. Yani daha doğrusu makineyi böyle yatay bir şekilde bırakıyorum. Daha sonra aynı yokuştan traktörü dikey olarak bırakacağız. Abi kapak değiyor mu yere? Bakın böyle traktörü dikey olarak bırakıyorum geriye. Arazi şartları zorlu olunca dün burayı tırmıkladıktan sonra iyice kuruması için bir kez daha alt üst yaptı babam. Sağ olsun, çok güzel yapmış. Vallahi balya kısmı kolay arkadaşlar. Yeter ki makine arıza vermesin. Şurada zaten tablette de geri görüş kameramız var ya. İcabında buradan bakıyorum. Bazen geri bakıyorum. Duruma göre kafam çok ağrıdığı zaman tabletten kontrol ediyorum. Sırayı tutturup gidiyorsunuz yani, bir numarası yok. Maşallah da balyalar da sıra sıra çıkıyor. Şu balyaların bir ağırlığına bakalım. Biraz hafif oldu balyalar da, o yüzden azıcık sıktım arkadaki sıkıştırma haznesini. İşte yeter ki traktör güçlü olsun ya, affetmiyor. Şu an 5 kilometre hızla balya yapıyoruz. Evet, 60 balya olmuş arkadaşlar. Burası 2 dekardı. Dönümü 30 balya eder. Yani verim müthiş de, ıslatmasaydık daha güzel olacaktı tabii. Mesele burayı çıkmak. İnerken yaptığımızın tam tersini yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar inerken makineyi yan, traktörü dik indirmiştik. Şimdi onun tam tersini yapacağımız için önce makineyi bu tümsek kısma paralel getiriyorum. Şu şekilde.
Daha sonra dik kısma traktörü böyle dikey olarak vereceğim. Çıkar çıkmaz hemen yanlıyorum ki makine de yatay bir şekilde gelsin. Makine traktörden geniş olduğu için devrilme durumu söz konusu olmuyor kolay kolay. Yani gördüğünüz gibi altını vesaire sürtmeden çıkarttık. Bu kısmı zaten yan inmiştik. Burayı da yine geri geri indiğimin tam tersini yapacak şekilde geri çıkacağım. Sistem bundan ibaret. Arkadaşlar yonca'ya baktık şimdi. Alt kısımlarında halen daha nemli noktalar var. O yüzden de bugün de kalsın, yarın iyice kuruduktan sonra bağlayacağız orayı. Şimdi burada da komşunun yeri vardı. Burayı da ben biçmiştim. Babam tırmıklamış. Burayı halledelim dedik bugün de. Yerin sahibi Zafer amca da dirgenle yanaşmadığı noktaları çektiriyor arkadaşlar makineye doğru. Hem şöyle ceviz fidanları falan var. Hem de birazcık biçimsiz tarla olduğundan dolayı. Arka serbest mi? Serbest dedi. Aslında şu kameradan bir tane de balya makinesinin arkasına koymak lazım. Böyle sıra sonunda bazen balya düşüyor, buradan göremiyorsunuz. Sonra balya altına alıp sürüktüğümüz oluyor yani. Sıkıntılı yeri burası. Çok aşırı dik. Şu an buraya çıkarken şurada ufak bir çukur kazdık arkadaşlar. Şimdi şuraya geri gitmemiz lazım da biraz tırmanacağız mecbur. Balya makinesini tasarlayanlar bu şartlarda çalışacağını hesaba katmışlar mıdır? Vallahi bilmiyorum.
Evet arkadaşlar, her ne kadar zor olsa da alt kısım bitti. Şimdi son olarak şu büyük yığını bağlayacağız. Sonra bitiyor. Vallahi yordu bugün bu iş. Şöyle yanaşalım. Eski lastiklerle biraz zor çıkardık bu noktalara. Baksanıza ya, şurası bayağı iyimli. Şöyle tarlayı da gösterelim. Bakın ta oradan başladık da bu aralarda ceviz fidanları var. Ceviz fidanlarını kırmadan böyle yılan gibi kıvrıla kıvrıla bale yaptık. Son şurada yığın var, onu bağlıyorlar. Traktörü bıraktım. Yani sonuç olarak yordu. Allah'a şükür kolay işler bizi bulmuyor. Neyse artık arkadaşlar, videoyu da burada tamamlıyorum artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyelim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.